Herkese merhaba. Bugün sizlere çok iddialı, çok lezzetli hem görseliyle hem de lezzetiyle muhteşem bir tat bırakacak ve herkese hayran bırakacak muhteşem bir salata tarifiyle geldim. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağını tavaya ekleyelim. Sonrasında üzerine bir kase de erişte ekliyorum. Erişteler hafif rengini değiştirene kadar kavurduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapıyorum ve eritiyorum. Bir silme tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapalım. Sonrasında da ölçü yapmış olduğumuz kaseyle bir buçuk kasede su ilavesi yapalım. Kısık ateşte erişteler yumuşayana kadar suyunu çekene kadar pişirmemiz gerekiyor. Bir buçuk kase su yeterli gelmesi biraz daha ilave yaparsınız. Eriştemiz alırken üzerine sosunu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı tereyağı, iki yemek kaşığı da zeytinyağı tavaya ekledim. Yağımız eridikten sonra bir çay bardağı ceviz ekleyelim. 1 dakika kavuralım. 2 tane közlenmiş ve doğranmış biber ekliyorum. Biberimiz öncesinden piştiği için 2 dakika kavurmanız yeterli. Arada sırada karıştırın. Sonrasında da bir silme tatlı kaşığı da pul biber ilavesi yapın. Karıştırdıktan sonra da ocağı kapatalım. Bütün ön hazırlığımızı yaptık. Sıra geldi salatamızı oluşturmaya. Ilıkmış olduğumuz eriştemizi ekleyelim yemek kaşığı yoğurt, yemek kaşığı mayonez, 2 tane közlenmiş kapya biber, 3 yemek kaşığı ceviz, 1 su bardağına yakında konserve mısır ekleyelim. Tarifimizde 2 diş de sarımsak kullanıyorum ama bu kısmını çekmemiş seslendirme yaparken fark ettim. 2 diş de sarımsak ekleyelim. Bütün malzemeler karışana kadar karıştıralım. Sonrasında da böyle kaşığın arka tarafıyla düzleştirdikten sonra üzerine hazırlamış olduğumuz sosunu dökelim. Gerçekten o kadar lezzetli, o kadar lezzetli ki mutlaka denemenizi de öneririm. Açıklama kısmına genelde malzemeyi not olarak düşüyorum, oradan bakarsınız. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Sayfamı hala takip ediyorsanız, takip alırsanız sevinirim yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.